bu mevzuda bu şeyi tekamül kuramında peygamber arasında en ufak bir fark yok. Hepsi peygamber, şu biraz derece açtı diyemezsiniz. Misyonundan dolayıdır o. Eskiden mesela birine yüklüyor da millet anlayamaz. Burçlarına anlayamaz, bilmem ne anlayamaz. Yoklarda uçuşa böyle teyareler meydan açıyor. Ondan anlayamaz evin insanları. Ama peygamber gene peygamberdir. O devri ikna edeceklere mesela de burada Davut'ta sufrada vermiş. Kur'an'da mükemmeliyet ötekilerle beraber bu misyonu Allah Resulüne verince ondan farklı bir şey miraç yap demiştir. Peygamberlik üstünlüğünden değil, vazife üstünlüğünden dolayı onu çekmiş. İşte neyse, çok geçmedi. O hadiseden sonra miraç vuku buldu. Miracı vaazlardan dinlemeyin. Dinleyin de bam telini kavran yeter. Miraç Allah'a erişme yoludur. Bitti. Bunu yeter. Bunu bil. Bunu bildik mi tamam. Miraç ama miraca mı çıkacağız? Ya dur sabret. Senin miracını da deveceğiz. Allah Resulü. Şimdi oraya vardık. Vardı Resul. Dört melakenin bir adına zaten yanarım dediğiydi. Kavga kavga şey. Tarifi mümkün olmayan yerlere. İşte sözüm daha doğru söyle, daha ciddi inar söyle diye cennet cehennemi de gösterdi Allah'ın Resulü. Ve ümmetin ateşi geri döndü. Dönüşle neyle geldi? Namaz. Namazda geldi. Ha, namaz müminin miracıdır. Yani insan Allah ancak namazla kavuşur dedi. Şimdi o demeden evvel oradayken de Allah Resulüne bu misal yani. İşte bu insanlarla vicdanımızı kabul edelim. Ya Resulüm, senin sana gören o sıkıntıya bir bayram olsun diye miraç yaptırdım. Huzuruma aldım. Dünyadan bana hediye getirmedin mi dedi. Her şey onun hediye istiyor. Getirdim ya Rabbi dedi. Ne o dedi? Sende olmayan dedi. Çok çekiştim buraya. Sende olmayanı getirdim dedi. Peygamber Allah söylüyor. Evet. Sende olmayan dedi. Tarih taberde yazar bunu. Bu da ama misaldir. Kur'an'da falan yok bu. Anladım. Ben de olmayan nedir? Ben kudret her şeyi yaratan bendir. Sen başkasına kulluk yapmasın ya Rabbi dedi. Hatta hayatı o işte. Allah başkasına kulluk yapmaz değil mi? Burayı öğrendiniz mi? Evet. Evet. Sen geldi. Dünyaya tekrar geri geldi Allah Resulü. İşte kalktı etti eredi. Ümmetine dedi ki hediyeyle geldim size. Sizin namazınızda sizin miracınızdır dedi. Bu yoksa sizin Allah'a kavuşmanız da yok demektir. Tamam mı? O halde. Biz bilmediğimiz zamanlarda kılmadığımız zaman vasfan kime benzettik kendimizi? Tek kılmayan, kulluk yapmayan kim idi? Allah. Sen de yapmadın kulluk bir vakit de olsa. Vasfan kime benzedik? Dehşetli bir şirk değil mi bu? Bitti. Hadi geç yukarı. Ya kaldı ki bu namazı da özürlü olsan da kabul ediyor, şahsan da kabul ediyor, kalbine kılacaksın, gözüne kılacaksın, imayene kılacaksın. Asla geçemezsin diyor. Çünkü izzetime dokunuyor diyor. Mesela bunun da ispatı yine sahabeyle oluyor. Ya Resulallah. Ne o diyor sahabeye? Bir insan imanı olduğunda zina yapabilir mi? Yapmaması lazım ha. Nefsini oyar yapar diyor. Allah Allah. Başka biri soruyor. Hırsızlık yapabilir mi? Yapmaması lazım diyor. Fakat yapar. Şeytan uyar, nefsini yapar. Bu değil mi yani? Devam ediyoruz buna. İşte şunu yapar, bu katil yapar, olur, oluyorlar. Bir insan bir gün bedenini hiç eser, tavuklu insan oluyorlar. Bu hesaplar olacak ya bu kendisi. Oradan biri soruyor işte, ciddiyet burada. Ya Resulallah, bir insan namaz kılmayabilir mi? Onun burası damar varmış, kabarıyor böyle. Asla diyor. Namaz geçiremez. O zaman bu ya sahabe diyor ki, ötekiler daha yüz kısa edecek, bunu neye kırdın diyor. O vasıfla Allah'ta yok diyor. Namazsızlık diyor, Allah'a ait diyor. Allah kulluk yapmaz, ona benzetiyor kendini diyor. Allah'ta diyor, zina etmek münafı olmadığı için diyor, o insanın vasfı diyor. Onu yapmaması lazım kendi kendine yapar diye nefsine uyar. O da tövbe eder mi der, kurşuna kurtulmasın, o dünyaya o günlere gider diye günahlar. Ha demek burada, bakın bir namazın
bir zina yapmaktan, bir katillikten çok daha üstün bir Allah'ın yanında izzetine dokunuyor. Kulun bana benzedi diyor. Ama Allah hırsızlık yapmadın, sen hırsızlık yapmazsın. O da olasılık yok. Benzeme şansı yok. Anlatabiliyor muyum? Ha, şimdi burada bu pahalı hiç şeyler yapacağım dedim ya size. O zaman sen bu şöyle 10 sene kaza geçirdin. Ne hocam? Hafız hoca olsun, ne kaza geçirdin? Evet. Hoca olacak kadar bütün namazlarım benim eksiğimişmiş. Niye? Siz şimdi öğretiyorsunuz, öğretmenmişsiniz eğer çocuklarımıza. İnsan erkek sülbünden 4 tane su gelir. İstinca istifra altında mermisal. Biz de o zaman öğretmediler. Terbiyesizlik. Getson öğretildi. Degordu abici. Eskiden şebekeler sula şebeke giymeden böyle arklardan açardı. Çarşıda iki arktan geçer bahçeden su. Hala girerler. Affedersiniz. O şalvar alırsan sokağa oradan buraya gelince övgünü karıştırarak gelirler. Biz de görüşürüz. Yani hep aklı var. Ya amcalar ayıp değil mi? Ne sokağınızın elinde oraya deriz ki de terbiyesiz. Son öğrenirsin. Yani önden öğret. İstinca sıra biliyorsun değil mi? Yani haradan çıkınca abdest alan abdesti yoktur. Ve senelerce namaz kılıyor, ondan sonra diyecek ki ya Rabbi ben şimdi o zaman fıkıhı da okuyoruz hacım da, fıkıhı da okuyoruz da istinca istifa Arapça olunca manasını geçiyoruz yani. İstinca istifa diyor. Hemen sen bunu bilmeden, bu işi yapmadan sen namaz olmamış mı? 10 sene kazandın fazlasıyla, yani 15'te başlayıp 23'te ben imam oldum. 8 sene sonra inanın ki bunun hepsi sayısal yönde. Namazın hakkıyla kılınması ayrı şey. O dereceye bakan insanın kendine göre o derece. Ha demek ki burada biz bilmeyerek, yani bilmediler de, bildirmediler de daha önce ailemiz yapsal yöne şunlar bunlar bildirmediler. Geçirdiğiniz namazları iade etmedikçe Allah'ın yine merhametinden sadece fazlanı kırıp da bunlar iade etmedikçe, yine getirmedikçe ne kadar cenneti kazanacak bir haleti huyuyse yaşasınız da namaz borcunu orada eda ettirmekten cennetini almadıktan sonra. Ama orada nasıl kırtıracak Allah? Dedim bak Çinler altı var 950 yaşında. Saç babanla kaldı. İki ve ayakta duruyor işte. Bütün hayvanlar dört ayakta ölüyor da ölünceye kadar. Bütün yerde sürmede secdede. Sana dur. Dünyada kolay olanı yapmadın. İdrakına gel bak idrak ettiriyorum seni. Hem de duyduğunuz bir hocadan yapmadınız. Durun bakalım diyor. Ben bir mübarek geceye tensel olacak. Hayat boyunca yatıp bir dakika uyudum bilmem. Son sene geldim. Böyle bir cemaatiz. Belki 100 kişi. Geceler mübarek gecelerde. Yahu geçen ses böyle bir ders verdim. Bu geceleri Allah'a karşı kim nesi noksansa onu yapsın. Kafız kesin, çay yok mu? Sahura ne yiyeceğiz hocam? Ya su börek var mı? Bunlar bitiriyoruz geceleri. Onu bırak. Hadi olsun. İkram ederim olsun. Yani hakkıyla gece olmuyor çok kurda biliyorum ben bunu. Ondan sonra bir meal dokunsun falan. Geçen sene size en ciddi şey söylediydim ya. Yaptığımı çok konuşuyorum. Yapınca söylediğim ceza var bana. Sayısal yönden. Nasıl ettiniz o kazalar ödediniz mi? Yok hocam. Ne bileyim işte ihmal edemedik. Ya 60 sene mi sürer bu ya? 60 senesi bir ders yapıyorum ben. Ondan sonra son geceyi terk ettim. O zaman diyor ki herhalde bir kaydı var. Kişinin sözü başkasına tersi ettiriyor. Kendine diyor. Kendime çekildim bari. Geceleri toplu yapmıyorum. Hocam ne geldim hastayım diyor. Üstelik diyor. Kaçıyorum oradan. Niye? Adam bunu alın. Ciddiyeti böyle anlatıp şimdi anladınız. Yahu bunun geçirmiş olup bilmeyerek yaptım, ne yaptın demiyoruz. Ve hep yaptık. Hep kaza kaldı bizde. Ama mesele kaldıktan sonra, ciddiyeti kaldıktan sonra bunu ödemeniz lazım. Bir de şu şart var. Biz dedi ki 35 sene hocam dedi. Biter mi bu? Yahu başla. Senin niyetine göre Allah muamele görür. Bir insan hacca gittim. Hazır. Biz burada olduk muhalem çocuğu. İşte daha kim bunlar bilirsiniz. O kadar şey. Gece hastalandı öldü adam. Yarın da geçtik. Geldi bizden vedalaştı. Anam var oturdu. Ertesi gün öldü gidemin harçı. Bu adam hacı olmuştu bitti. Allah razı olsun. İşte dedim belki 35 seneye sen devam et. Senin kalbin Allah biliyor niyetini. Bunu bitirme ağzıyla kılarsan. Ki Allah da seni öldürürse artanını affedecek Allah senin. Bunu bari nazara alak yapın. Sizin için en kolayı şu. Karar vereceğiz. 3 sene benim, 2 sene benim, 3 sene benim.
herkes ayrı ayrı. Diyeceğin şu. Bir kalem aldık böyle bir defter yanımıza. İşte şuna benzer bir kalem şöyle. Ondan sonra bir gün kıldırsak çizdik. Çizdik. Bir saat yolu sevdik. Yani bir sene bitirdik yani. Hele bu merkezde imam olduğum zaman hayatımda bir gün gelip de kahve atıyorum çarşıda. Öğlen yemeğini yer, akşam yemez. Ondan sonra soyunma odasına girer. O yaz günü, o yatsı beklediği günlerde 3-4 günlük namaz kılardım. O ille o şeyi işler diye. Yani istincasına bilmeden kılıp namazı ödeyeceğim diye. Bitti. O bitirmeyen akıllı 25 sene kıldı. 10 sene kaldı ama öldü. İnşallah vaad-i ilahi böyledir. Onun niyetini biliyoruz. Sizler de bunu ihmal etmeyin. 3-4 seneyi kılın. Kılın, bitirin. Yemi kıyamette bunun hesabı ağırdır. Çünkü bir hadis-i şerifte gelip okuyun. Namazda sayısal yönden de olsa düzgün olanın büyük günahlar değil de bütün günahlar affolacak. Bütün. Küçük günahlar. Hadis mi? Böyle bir Allah'ın merhametini burada 10 dakikada, 3 dakikada birçok şeyle yaparsak nasıl kendimizi böyle Hakk'a karşı bir seviyoruz Arap'ı sen diyebilirsiniz.